Ferdi Kadıoğlu. Plase golü hiç yok galiba. Olacak mı? Evet. Plase golü de oldu. Bu arada arkadaşlar iyi Ferdi Kadıoğlu'nu beğenmeye başladım. İlk başlarda tam anlamadım iyi mi kötü mü ama iyiymiş evet. Herkese merhaba ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobil 2020'de efsane mükemmel ilerleyen süper güç serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ilk defa bir şey yapacağım. İlk defa bir olay yapacağım yani göreceksiniz zaten videoda ne yapacağımı. Ve iki tane transfer yapacağız. Oyuncuların hepsini 87 artı yapmaya çalışacağım arkadaşlar ilk olarak 87 artı herkesi yapacağım. Sonrasında da arkadaşlar 88, 89, 90 diye ilerleyelim. Herkesi tek tek 90 yapmaya çalışmayalım. Sizlerin beğenileriyle birlikte arkadaşlar kaç oyuncuyu yükselteceğimize bu şekilde belirleyeceğiz. 2000 de bir oyuncuyu yükseltelim bu videodan sonra o zaman arkadaşlar yani bir sonraki bölümde. 4000 beğeni olursa iki oyuncuyu birden 88'e yükseltmiş olacağım galiba. Ama önce bir bu videoda yapabileceklerimizi bir halledelim sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar İlk olarak seri kadrodan çıkarmak istiyorum. Çünkü dizilişimizi gördüğünüz gibi değiştirdim. Seri ile Sosa bugün kadrodan çıkacak. Seri yerine seri çıktığı için Galatasaraylı bir oyuncu gelecek arkadaşlar. Hemen Galatasaray'da her maç ilk 11 oynayan bir oyuncu zaten. O yüzden oynatabiliriz dedim ve Ryan Donk takımımıza gelecek. Hemen arkadaşlar şöyle 74 rating yapalım. Ryan Donk'u takımımıza alacağız bakalım. 33.000 coins'e var. 50.000 coin'se 5.000 coin'se de var. 5.000 coin'siyi e alalım. Zaten daha fazla zarar etmemiz imkansız. Hemen 5.000 coin'se Rindonko -co aldım arkadaşlar ve kadroma koyup seriyle yerini değiştirip yükseltmesini yapacağım hemen. Şöyle gelelim. Rindonko buraya koydum. Hemen abi yükseltebildiğimiz kadar 85 yapabiliyorsam çok güzel olur. Yükselteceğim bakalım. Ama ilk olarak bir ilk kombi diğer ilk 11'leri silelim. Hemen şöyle gelelim buradan. Sil diyelim. Sildim arkadaşlar ve hemen Donk'u bir yükseltelim. Yükseltmesini yapalım Rindonko'nun bakalım kaça kadar yükselebilecek. 10 rating yükseldi şu an. Golovin'i de bastığımız zaman ve bir de 10.000 bastığımız zaman 11 tamam. Tam 85 ratinge ulaştırdık arkadaşlar. Bence yeterli olacaktır. Hemen 446.000 coins'e ise Randolph'u yükseltmiş olduk. Yeni de bir transfer yapmış olduk. Gayet güzel oldu. Gerçekten yani bilmiyorum. Seriden daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü seri gerçekten kötüydü. Oyunda kötü arkadaşlar. Bilmiyorum gerçekten nasıl ama oyunda kötüydü. Ve arkadaşlar buradan Sosa gidiyor ya. Yerine gelecek olan isim. Gerçekten harika bir isim. Hemen arayalım. M-O-O -o yapıyorum arkadaşlar. Hemen şuraya yazıyorum ismini. V-V ve, ve, Aramaya bastım bakalım. Oha pazarda sadece bir tane var. Yok artık. Pazarda son kalan Ferdi Kadıoğlu'nu aldım arkadaşlar. Şu an ve ilk defa yapacağım şey de buydu. İlk defa bir genç oyuncuyu aldık. Ve sizlerle beraber arkadaşlar Ferdi Kadıoğlu'yu aldığım gibi 90 reytinge yükselteceğim. Hızı da iyi olması lazım. Bu adamın normalde kanat kartı olması lazım ama MO kartı var. Tabi bizim dizilişimize daha çok uyuyor ama. Yani bilmiyorum garip geldi bana şu an ama bayağı bir yükseltmeye çalışacağım şu an Ferdi Kadıoğlu'nu. Tam 90 rating oluyor arkadaşlar ve 681 bin coinse. Ferdi Kadıoğlu'nu 90 rating yaptım arkadaşlar. Ve gerçekten bir gümüş oyuncuyu 90 rating yaptım. Şu anda gerçekten mükemmel görünüyor. Hızlanması 100 oldu top kontrolü 101 oldu top sürmesi yüz oldu. Abi ben bu görüşü falan oğlum bu adam çok bayağı gelişti. Baya bayağı yükseldi Ferdi Kadıoğlu. Şu anda ben bu adamla bayağı oynamak istiyorum. Ama kimyamız niye düşük kaldı arkadaşlar. Onu ben şu an hala çözemedim. Kimyayı nasıl çözeceğiz? Gerçekten merak ediyorum. Bunun yeni değiştirmemin hiçbir manası şu anda olmayacaktır diye düşünüyorum. Birazcık oldu. Arkadaşlar ama yükselteceğiz. Hemen şöyle gelelim. Takımı bir 101 reytinge tekrardan ulaştırmak amaçlı. Şöyle e, etkilenen oyuncular diyelim. Ferdi Kadıoğlu'nun boost'u bu arada uzaktan şutmuş. Yani şutu Ferdi Kadıoğlu'nun iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ve son 100.000 coins'imizde Ferdi Kadıoğlu'na bir daha bastım arkadaşlar. Yani bütün oyuncuları yine 87 yapamadık. Ama bir sonraki bölümlerde kadroyu daha da geliştireceğiz ve daha da mükemmel hale getireceğiz. Kadro şu anda 100 gene düştü. Bu bölümde kadro düştü ama ilerleyen zamanlar için yatırım yapmış olduk. Ve çok daha güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Hemen ana sayfamıza geldik. Şuradaki turnuvayı oynayalım. Hadi Division Rivals'daki turnuvayı oynayalım. Potum turnuvası. Bakalım yenebilecek miyiz? 3 maç kazandım, sonra 2 maç kaybettim galiba. Öyle hatırlıyorum. Bakalım şimdi ne olacak arkadaşlar? Neler olacak? Tabii ki bilgisayarda oynamak daha zor ve 107-108 ham rakipler çıkıyor. Yani nasıl yenebileceğimi ben de anlamadım. Kim geldi? Oo, 94 rating bir rakip geldi. Zorlayacaktır turnuva olduğu için elinden geleni yapacak. Bakalım biz neler yapacağız arkadaşlar? Ferdi Kadıoğlu, Atiba. Evet, haydi bakalım. Maçımıza başlayacağız. Evet fırsat eşitliği konusunda çok üstünüz. Yani hiç eşitlik yok şu an maçta. Saçma oynamazsak Ferdi Kadıoğlu'na çok güveneceğim. Onu oynatmaya çalışacağım. Bir de turnuvayı da kazanmamız lazım maçı da. Ferdi Kadıoğlu ilk geldiği gibi asist yaptı mı şu anda yapamadı. Çünkü Mırıç kötü bir şut çekti. Ferdi Kadıoğlu o. Ferdi ilk şutundan golü de atamadı. Abi yavaş bu arada ağır geldi şu an. Bir dakika Ferdi Kadıoğlu daha iyi olman lazım. Ama şu an Ferdi Kadıoğlu ile uğraşmaktansa biz gollerimizi atmaya çalışalım. Falcao. Ferdi vur. Abi savunmadan döndü 2-0 gerideyiz. Şaka gibi. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Güzel bir gol tamam. Ferdi Kadıoğlu'nu şu anda yavaş yavaş çözmeye başladım. Şimdi Falcao. Radamel Falcao. Verdi pasını. Vedat Muriç. 3-2 oldu gerçekten güzel oldu. Vedat Muriç yine aldı topu. Muriç ve 3-3 yaptı durumu arkadaşlar. Şimdi Atiba hadi Atiba şu an çok önemli. Evet öne geçtik arkadaşlar. 4-3 oldu. Gayet güzel oldu. Muriç. Ferdi. Ferdi. Ferdi bir gol daha attı abi. Takıma dünya yıldızı aldık galiba. Galiba takıma dünya yıldızı aldık. Ferdi, kadı oğlu penaltı vermedi. Olsun. 5-3 öndeyiz abi. 3-1 falan gerideydik bu maç. Atiba'dan da çok kötü bir şut geldi bu arada. Evet, Vedat Muriç. Radamel Falcao. Radamel Falcao. Muriç. Of, kaleciden mükemmel bir kurtarış geldi ve Vida. Vida'dan kafa kafa vuruşu bekliyorum. Hadi of Gerçekten müthiş vurdu. Atiba bir aşıtma bari at be oğlum. Yok abi atamadı. Adem layıç. Lan vursana. Lan yanlış da vurmadım. Neyse Ferdi'den bir daha sis gelmiş oldu arkadaşlar. Ve turnuva maçını arkadaşlar 7-3 kazanmış olduk. Hemen bir turnuva maçı daha gireceğim. Bakalım belki 10 potun puanı alabiliriz. Yani bir maç daha girip kazanırsak 10 potun fişi verecek galiba. Gayet güzel olur. Şu anda kaç var bende? 75. 85 olmuş olur. Sonrasında da arkadaşlar bir daha kazandığımız zaman hani bir sonraki turu da 15 alırsak eğer Muhtemelen Donnarumma'yı alırız. Onu da satıp sonra çok daha güçlü şeyler yapacak. Daha güzel şeyler yapabiliriz yani. Hemen bakalım. 94 genlik bir rakip geldiğine Gayet güzel oldu bu bizim için. Bu sefer kimyası biraz daha yüksek. Ama yine bizden yüksek değil. O yüzden sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ferdi Kadıoğlu, Adem Laiç sağ ve sol orta sahalarda duruyorlar. Muriç ve Falcao da ileride duruyor. Gerçekten güzel bir kadro var şu anda. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen böyle uzaklaştıralım ve ilk hatamızda başlayalım derken Adem için Topu geldi. Adem Laiç. 1-0 öndeyiz. Gayet güzel. Haydi bakalım. Ferdi Kadıoğlu sol kanattan ilerliyor. Ferdi. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Kaleci. Olsun. 1-0 öndeyiz arkadaşlar şu anda. Muriç güzel bir kafa vuruşu yaparsa çok güzel olacak derken yaptı. Gayet güzel oldu. Radamel Falcao. Falcao. Muriç. 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 Harika bir gol. Ferdi Kadıoğlu. Plase golü hiç yok galiba. Olacak mı? Evet. Plase golü de oldu. Bu arada arkadaşlar iyi Ferdi Kadıoğlu'nu beğenmeye başladım. İlk başlarda tam anlamadım iyi mi kötü mü ama iyiymiş evet. İyi. Ferdi Kadıoğlu iyi. Şu anlık iyi geldi bana. Vedat Muriç bir gol atacak mı şu an? Evet. 6-3 öndeyiz arkadaşlar. Atiba Atçinsin. Atiba Falcao. Abi yapma bunu. Evet. Orta geliyor şimdi Novak'tan. Damagoy Vida. 7-3 oldu. Gayet güzel. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi yapma Falcao şut. Kaleci. Vida ortaya açtı. Kafa Vida ortaya açmadı bu arada. Novak açtı ortaya. Vida vurdu kafayı geçmedi. Abi çabuk hadi hadi Maguire bir gol de atmak istiyorum. Ferdi Kadıoğlu plase golümü gelecek. Ferdi Kadıoğlu 8-3 yaptı durumu ve Adem Lajiç. Adem Lajiç içeri bir orta Ferdi bir de kafa golümü. mü? Uçan kafa hemde 9-3 gayet güzel. Vedat Muriç, Adem Laiç. Laiç'ten pas. Kim bu? Random. Random yeni transfer. Random kaleci son anda kurtardı. En azından arkadaşlar Random da şut çekmiş oldu. Gerçekten güzel oldu. Ve arkadaşlar, Potum turnuvası ödüllerimizi de hemen alalım. 10 tane daha verdi değil mi şu an? Abi bir şey söyleyeceğim. Bu ne oluyor? Ha bittiği zaman 3 gün sonrasında veriyor. Şu an çözdüm ben. İlk defa girdiğim için şu an anladım arkadaşlar. Şimdi ben ne, nerede bitirirsem o şekilde verecek bana ödülü. Tamamdır. 3 gün sonra bitiyor. Ben bunu arkadaşlar gelişebildiğim kadar gelişeceğim. 23 maç kalmış zaten. Bunu ben yapabildiğim kadar yükseltebildiğim kadar yükselteceğimi düşünüyorum. Zaten öyle de yaparım merak etmeyin. Hemen bir altın oyuncuyu antrenmanda seçken yap görevini yapmışız. Onu alalım arkadaşlar onun ödülünü. Ve şimdi ana ekranımıza gelelim. Kadromuza da girelim arkadaşlar. Kadromuzda daha yükselecek çok şey var. Çok geliştirecek şey var. Herkesi 90 rating yapacağız yakında. Ama dediğim gibi arkadaşlar yakında oyun daha da geliştirildikten sonra Burada yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde kimleri alalım, yorumlara yazmayı unutmayın, kimleri transfer edelim filan yorumlara yazın. Şu anda bakalım takımda kaç tane Fenerbahçeli var? 3 tane. Kaç tane Beşiktaşlı var? O da 3 tane. Kaç tane Galatasaraylı var? O da 3 tane. Artık bana sövmezsiniz diye düşünüyorum. Bir Başakşehirli bir de Trabzonsporlu var zaten. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar o zaman. Videoya like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Şuradan kanala abone olup butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak efsane ötesi mükemmel bir video gidebilirsiniz. Hoşça kalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Bunu hiç mi unutmayın. Gerçekten mükemmel bir bölüm oldu. Daha da güzel bölümler gelecek ve bay bay.